öğrencisi benim. Ya da öyle olmaya çalışıyorum. Aslında akademi benim öğrenmek istediğim, yeni dünyada anlamak istediğim bütün yeni tool'ları ve yeni araçları araştırma, inceleme, günlük hayatta kullanma, yaptığımız projelerde değerlendirme üzerine aslında çok iyi bir atmosfer sunuyor. Harika hocalar var ve benim bilmediğim şeyleri bana öğretiyorlar. Tabii ben aslında çok geleneksel koşullarla yetişmiş bir öğrenciyim. Neler öğrenebilirim bilmiyorum ama öğrenmeye çalışıyorum. İkincisi, tabii ki daha önce bana sorulmuştu, ben yeni rakipler yaratmak üzere bu akademinin varlığı konusunda her zaman destek vereceğim demiştim. Ve özellikle şu anda dünya değişiyor. Bizim çok içimizde olan mimarlık sonuçta science ve fiction hareketler, yani bilim, ilim, görsel sanatlar ve bunun öbür tarafında da fiction, yani kurgu söz konusu ve bunun için bu iki dünyadaki pendulums, yani salınım bizi var eder. Evet, bir müşterilerimiz vardır. Bize bu projeleri ısmarlayan ve bizi bu işler için tutan resmi kurumlar ya da bir binayı inşa etmek üzere anlam arayan oluşumlar vardır. Ama bir de binanın kendine has kendi dünyası vardır ki yer çekimi, havanın hareketleri ve bütün bunlarla ilgili zaten ayrıca kendi kişiliğini ve kendi varlığını kurar. Bütün bu iki dünya arasında, belki bunun altında başka dünyalar arasında ne oluyor, ne bitiyor, gelecekte bizi ne bekliyor? Bunun üzerine ben de öğrenmeye çalışıyorum. Akademinin en iyi öğrencilerinden bir tanesi benim. Ve ben her yeni sertifika programında yeni bir şeyler öğreniyorum. Şimdi öğrenmeye çalıştığım şeylerden bir tanesi, ki bildiğim ya da bildiğimi sandığım, sonuçta reel dünyanın yanında herkesin var olmak istediği sosyal medya ve bunun arka planındaki virtual reality ya da işte gerçek dışı dünya, bu kurgu tarafı hem öğrencilere öğretmek istediğimiz hem de bunun aldığımız sonuçlarla yeni bir şey geliyor mu, bize yeni bir alan açılıyor mu, bunun üzerine hareket ettiğimiz bir dünya. Gerçek dünyada inşa ettiğimiz şeylerin dışında, evet, herkes gerçek dünyanın içinde var olmayı sürdürebilir ama gerçek dünya aynı zamanda aslında biraz da başka insanlarla ilişkilerimizi yeniden gözden geçirdiğimiz bir dünya olarak bize var oluyor. Ve virtual reality, yani second life, ikinci hayat, aslında kendi orada var olan ikinci bizim olmak istediğimiz kişi üzerinden kurmaya çalıştığımız dünyanın bir başka tezahürü, yani tezyinatı ya da pattern'ı ya da yeni oluşumu. Herkes her zaman her konuda o kadar cesaretli olmuyor. O yüzden çok kolay değil. Sokakta karşılaştığınız birisiyle, ya ben sizi daha önce görmüştüm veya bizim ortak noktalarımız olabilir ya da bizim sizinle yapabileceğimiz şeyler var, ben bunu hissediyorum demek o kadar kolay değil. Virtual dünyada avatarınız üzerinden bunu yapabilirsiniz. Bu da çok ilgi çekici bir şey ve bunun üzerinden toplumsal baskıları, güncel hayatın bize getirdiği zorlamaları, gerçek olmayan dünya üzerinde çok daha başka bir gerçeklik üzerinde kurabiliriz. Onun için biz burada mimarlığın sonuçta OPM dediğimiz Others People Money, başkalarının parasıyla yapılan gerçek dünyadaki inşanın anlam arayan boyutunun üzerinden, bu pay gerçeklik üzerinde başka bir dünyanın oluşumu üzerinden yeni bir gerçeklik ve yeni bir dünya kurulması üzerinde yeni arayışlar yapıyoruz. Ben de bunun öğrencilerinden bir tanesiyim.